Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle 21 Ocak'ta Saka Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ayın getirdiği temalardan bahsedeceğiz. Gerçekten de bu dönemde belki hayatımıza daha fazla yenilenme, hareketlilik, umutlar vaat eden koşulların girmeye başladığını görüyoruz. Çünkü Oğlak Burcu'nda Plüton'la birleşen Güneş artık yerini geleceğe yönelik konulara odaklanmak, sosyal konulara, belki özgürlüklere, daha farklı, daha yenileyici, reforme edici konulara gireceğimizi gösteriyor. Ve çok ilginç ki bu yeni ayın civarında hemen birkaç gün sonra 23'ünde Uranüs'ün de düzgün harekete döndüğünü görüyoruz. Yani dolayısıyla hem bu aynı zamanda hayatımızda belki biraz daha yenileyici koşulların, değiştirici koşulların, sürprizlerin, daha farklı belki hayata bakabileceğimiz imkanların ortaya çıkacağını gösteriyor. Dolayısıyla sizler de astrolojiyle özellikle ilgilenenler Saka Burcu, biliyorsunuz ben Kova Burcu'na Saka Burcu diyorum. Saka Burcu astrolojik haritanızda hangi evdeyse o evin konularında özellikle bir hareketlilik, yenilenme, özgürlükler ve daha belki de dediğim gibi umut vaat eden koşullar görebilirsiniz. Şimdi tabii bu yeni ayın haritasına baktığınızda da Koç burcundaki Jüpiter'le uyumlu bir açıda olduğunu görüyoruz. Jüpiter de Koç burcunun ilk derecelerinde sayılır hala, 4 derecesinde. Dolayısıyla bu yeni ayın içinde belki cesaret göstermek, belki kendimize daha fazla güven duymak ve fırsatlara odaklanmak, yabancılarla ilgili olabilir, eğitimle ilgili olabilir, belki hayatımızı geliştirecek kişilerle karşılaşmak anlamında daha olumlu bir temanın olduğunu görüyoruz. Zaten yeni ay haritasında gördüğünüz gibi yeni ay 5. evde gerçekleşmekte. 5. evde aynı zamanda yaratıcılığı, kendimizi ortaya koymayı ve aynı zamanda içinde sanatın, eğlencenin, belki hayata daha fazla olumlu yönde baktığımız konuların olduğu bir alandır. Dolayısıyla bu dönemde bir kere iletişimde bir hareketlenme var. Çünkü yeni ay hava elementinde gerçekleşiyor. Yükselen de terazi, o da hava elementi. Dolayısıyla bu dönemde bayağı iletişim, anlaşmalar, görüşmeler, haberleşmenin daha fazla öne çıktığı, görüşmelerin öne çıktığı, belki dengenin ve diplomasinin de ağırlık kazandığı bir dönem. Özellikle 5 Şubat'a kadar olan dönem. Zaten yeni aylar biliyorsunuz böyle hayata bir tohum ekmek gibidir, zamana bir tohum ekmek gibidir. Demek ki biz bu dönemde biraz böyle daha akılcı, daha mantıklı, daha gerçekçi ama aynı zamanda sosyal konulara, özgürlüklere, belki gruplarla ilgili konulara daha fazla odaklanıyoruz. Bunların yanında tabii Saka Burcu'ndaki bu yeni ay, yani geleceğe bakmak, böyle bir vizyon, bir belki bakış açısı elde etmek açısından da hayatımıza bir yenilenme, bir şeyleri değiştirme gibi daha belki hareketli, motive edici koşullar da getiriyor aynı zamanda. Jüpiter'le uyumu dediğim gibi hayatımızda yabancılar yoluyla, eğitim yoluyla, kendini geliştirme yoluyla, cesaret yoluyla daha fazla belki yenilik yapabileceğimizi, kendimize daha fazla güvenebileceğimizi gösteriyor. Bunun dışında tabii bu yeni ayda Satürn'ün de çok dikkat çekici bir özelliği var. Çünkü Satürn biliyorsunuz Saka Burcu'nun yöneticisi. Dolayısıyla 7 Mart'ta Balık Burcu'na geçmeden önce son defa artık Kova Burcu'nda en son yeni ayını da gerçekleştirmiş oluyor ve farkındaysanız Satürn Venüs'le birleşiyor. Yani yan yanalar Venüs'le ve Venüs'te zaten yükselen terazi olduğu için dolayısıyla terazinin yöneticisi.
Şimdi bu tabii bir parça kısıtlayıcı koşulların da olduğunu gösteriyor ister istemez. Bir takım sınırlamaların, kontrollerin, bir takım belki hayata daha gerçekçi bakma gereğinin de olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu dönemdeki ilişkilerimizde belki beklentilerimizde hep böyle biraz mantık ağır basıyor, gerçekçilik ağır basıyor. Zaten artık Satürn artık Sakan'ın sonlarına da geldi. İyicene bize bu dersleri öğretti yani son 2-2,5 yıldır ne öğrendik? Hep işte sınırlamalar, kısıtlamalar, sosyal mesafeler, ondan sonra kurallar. Şimdi bu kuralları artık iyice benimsedik. Belki de bununla ilgili bir vurgu getiriyor. Fakat tabii yeni ay derecesinde de Merkür'le Satürn'ün orta noktası var. Bu biraz da bu dönemde biraz böyle hesap kitap işlerinin, mantığa dayalı konuların, belki bir teknolojik konular olabilir, mühendislikle ilgili konular olabilir, bir çeşit böyle hesaplama içeren konuların, teknik konuların, hatta astroloji konusu bile olabilir. Yine gündemde olduğunu, daha fazla dikkat çektiğini, belki bu dönemde kafamızdaki düşünceleri toparlamak, organize etmek, belki düzene sokmak açısından da daha fazla şey yapabileceğimizi gösteriyor. Keza biliyorsunuz bu dönemde artık Merkür düzgün hareketine döndü. Mars zaten düzgün hareketine dönmüştü. Bu ilk defa böyle bir yeni ay var. Bu uzun zamandan beri böyle bir toparlanmanın olduğu, bir hareketin, canlanmanın, iletişimin olduğu bir dönem esasında. Dediğim gibi terazinin yükseliyor olması bu döneme ayrıca ilişkilerin ve ortaklaşa konuların ne kadar önemli olduğunu ve ilişkilerimizde bile bir gerçekçilik, ciddiyet ve mantık aradığımızı gösteriyor. Ülkemiz açısından da bakıldığında ki ben biliyorsunuz her yıl Hakan Kırkoğlu .com web sitemde Türkiye ile ilgili öngörümler yapıyorum. Hani bu yılki yazımı da birkaç gün önce web sitesine koydum. 2023'te Türkiye diye orada da çok detaylı bir şekilde Türkiye ile ilgili öngörümlerim yer alıyor. Şimdi bu dönem içinde bakıldığında bu terazi tabii 10 derece İstanbul'a göre belki Ankara'ya göre biraz daha ilerideki bir derece olacak ama hani biraz böyle Mars'a da yakın duruyor aynı zamanda ülkemizin 4. evinde. Bu tabii böyle bir dönemde iç işlerine ait konuların, güvenlikle ilgili konuların, ülkeyi, vatanı daha böyle korumakla alakalı, güvenlikle alakalı konuların, iç işlerine ait konuların biraz daha fazla ön planda olacağını, sınırlarımızla ilgili konuların daha fazla hassasiyet içereceğini gösteriyor. Zaten Saka Burcu da hani içinde değişim ve kriz getiren konulara, biraz finansal konulara, içinde bankacılığın ya da Merkez Bankası'nın olduğu konuları, Türk Lirası'nın değeriyle alakalı olabilir. Biraz finansal konulara da bir vurgu getiriyor esasında. Şimdi bu dönemde bu genel değerlendirmenin yanında nasıl hareketler var? Gezegenler özellikle yer değiştiriyorlar mı? Biraz onlara bakalım. Açılar neler? Şimdi 23 Ocak'ta demin de söylediğim gibi yeni ayın hemen arkasından Uranüs düzgün harekete dönecek. Bu biraz böyle sabit bir burçta gerçekleştiği için Boğa'da ve yeni ayda sabit bir burçta gerçekleştiği için biraz yani hayatımızda bir değişimi, yenilenmeyi ve belki de sallantıları ifade eden vurgular da var. Çünkü biliyorsunuz sabit burçları değiştirmek zordur. Fakat böyle Uranüs gibi temalar, arketipler gündeme geldiğinde böyle birikmiş olan şeyler boşalma eğilimine girebilir. Dolayısıyla bu hayatımızda bugünlerde biraz da böyle sert olaylar, ani değişiklikler, heyecan getiren belki biraz da böyle bazen baş kaldıran temalar, kimi zaman dünyada belki sosyal konular anlamında da olabilir, doğa olayları olarak da olabilir, böyle sallantılar belki
dünyada genel olarak konuşuyorum. 25 Ocak civarı da Güneş ile Jüpiter'in olumlu açısını görüyoruz. Bu özellikle daha belki hayatta iyi değerlendirebileceğimiz, ilerleme sağlayabileceğimiz, dediğim gibi yeni insanlardan, yabancılardan, belki bilgili insanlardan, tecrübeli insanlardan fikir alabileceğimiz, belki motive olabileceğimiz, kendimize olan güvenimizi hareket sağlamlaştırabileceğimiz, biraz daha pozitif bakabileceğimiz bir açı, bir güne benziyor 25 Ocak civarı. Arkasından 27 Ocak'ta da Venüs Balık burcuna geçecek. Bu da oldukça iyi, çünkü Venüs biliyorsunuz bu burçta yücelim durumunda ve bu bizim hayatımıza bir yumuşama, hayattan keyif almak, biraz olayları akışına bırakmak, yaratıcı olmak, daha fazla şey hayal etmek, aynı zamanda içinde estetiğin, sanatın olduğu, güzelliklerin olduğu konulara daha büyük bir iştahla bakmak, daha olumlu yaklaşmak ve aşkta tabii romantik, daha verici, idealist olan bir eğilim de getiriyor. Bir hayatımıza bir yumuşama, kabullenme, fedakarlıklar, daha fazla verici olmak gibi bir vurgu da getiriyor. Çünkü Venüs artık Satürn'ün yönettiği burçlardan çıkıp Jüpiter'in yönettiği Balık burcuna geçmiş olacak. Bu dönemi dediğim gibi özellikle mesela su elementin, yengeç, akrep ve balık burçları daha da rahat tabii yaşayacaklar. Dolayısıyla bir yumuşama, ilişkilere yönelik konularda da daha yaratıcı, daha verici bir atmosfer söz konusu. 30 Ocak'ta da Merkür ile Uranüs'ün olumlu açısını görüyoruz. Hep güzel, destekleyici, daha geliştirici açıların olduğu görülmekte. Bu da burada da düşüncelerimizi pratik halde daha buluşçu bir şekilde uygulamak, yetenekleri kullanmak, biraz dediğim gibi toprak elementi de bir üçgen olduğu için gerek iş konularında gerek belki planlama gerektiren konularda yeni fikirler, daha farklı bakış açıları, daha belki akıcı imkanlar olabilir. Üçgen açılar tabii çok böyle direkt belki ortaya çıkmaya da bilir. Biraz biliyorsunuz üçgen açılar hep böyle uykudadır. Çok böyle kare gibi çok belirgin olmayabilir. Ama burada bir yetenek var diyor. Burada bir akışkanlık var 30 Ocak civarında. İletişimde, düşüncelerimizi uygulama konusunda, pratik olma konusunda. Bunun yanında tabii 4 Şubat'a da dikkat etmemiz lazım. 4 Şubat'ta da Güneş'le Uranüs'ün karesi var. İşte burası biraz yine böyle daha sallantılı, biraz daha gergin, enerjilerin biraz daha ters olduğu, belki otorite figürleriyle çatışma getirebilecek, bazen erkek figürlerle, kimi zaman yöneticilerle ilgili konuları ortaya çıkarabilir. Biraz Şubat'ın ilk günlerinde demek ki hayatımızda bizi etkileyen sürprizlere, bizi biraz gerginliği boşaltmak yönünde belki bir takım şeyleri değiştirmeye ihtiyacımız var. O yüzden Şubat'ın ilk günlerini biraz daha dikkatli yönetmek, esnek davranmak ve gerginlikleri yaratıcı bir şekilde boşaltmaya çalışmak iyi olabilir. Çünkü bu kare aynı zamanda yaratıcılığımızı da tetikliyor. Bize olaylara daha farklı bakma ve daha farklı bir köşeden bakma imkanı da getiriyor. Dolayısıyla bu enerjiyi daha iyi kullanmalıyız esasında. Büyük bir farkındalık var orada. Son olarak 5 Şubat'ta Venüs ile Mars'ın karesi var. Bu da tabii biraz ikili ilişkilere daha huzursuzluk, tartışmalar getirebilir. Kadın erkek ilişkileri, aşk hayatı, duygusal konularda, tatmin olmak istediğimiz, mutlu olmak istediğimiz konularda biraz çekişme olabilir, israf olabilir. Tartışmalara yönelik konular biraz daha fazla, özellikle ilişkiler bazında tartışmalar daha fazla öne çıkabilir. Fakat tabii o zaten tam bir dolunay civarında olacak biliyorsunuz. Onu daha sonra da ele alabiliriz. Şimdi bu dönemde
5 Şubat'a kadar Saka burcundaki bu yeni ay bakalım her burç için, özellikle yükselen burçlar için neler getiriyor? Biraz da bunları konuşalım. Yükselen koçlarla başlayalım. Yükselen koçlar açısından tabii bu önümüzdeki iki haftalık dönemde gruplar içinde, arkadaşlıklar içinde yeni belki hareketlenmeler, heyecanlar, belki yeni ümitler, belki gelecek yönünde bir takım planlar, programlar gündeme geliyor olabilir. İkili ilişkiler önemini vurguluyor ama arkadaşlıklar, takım çalışmaları, sosyal konular, bir grubun üyesi olarak bir şeyler yapma isteği ayrıca ön planda olabilir. Dolayısıyla bu dönem yükselen koçlar açısından gelecek yönünde yeni ümitler, beklentiler, arkadaşlıklarla ilgili konular, sosyal konuları öne çıkarıyor. Fakat bu dönemin ayrıca ilişkileri biraz dengede tutmakla alakalı, biraz kontrol etmekle alakalı da bazı hassasiyetleri de var. Yani böyle bir dönemde, çünkü genelde yükselen koçlar ya da genel olarak koçlar çok tek başlarına hareket etmek isterler. Fakat bu dönemde böyle bir tek başına olma konusu pek yok. Hep ya ortaklı bir konu var, bazen karşıtlık içeren bir durum olabilir, bazen bir davalı bir durum olabilir. Yani biraz ikili ilişkilerde ve sosyal konularda biraz daha kontrollü, daha gerçekçi de olmak gerekiyor. 25 Ocak civarında yeni girişimler, istekler ve cesaret içeren konulara bir destek var. Yani bu 25 Ocak civarında özellikle gruplar içinde gelecek yönünde daha olumlu destek veren ve gelişmeye odaklı işler yapılabilir. Fakat 27 Ocak'tan sonra aşk hayatında biraz belki platonik olabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Ya da orada yükselen koçlar ikili ilişkilerinde, aşkta beklentilerinde çok gerçekçi olamayabilirler. Biraz böyle havada kalan, kapalı kalan ilişkileri yönetmesi biraz daha zor olabilecek, kontrol etmesi daha zor olabilecek. Belki biraz da bir takım şeyler gizli kapaklı dahi olabilir. Bu tür temaların biraz arttığını görüyoruz. 4 Şubat civarında ise yine para kullanımı konusunda, parayla ilgili konularda, kaynaklarla ilgili konularda, özellikle gelecek hedefler söz konusu olduğunda burada biraz esnek davranmak, bir takım sürprizlere açık olmak gerekiyor finansal konularda ve gelecekle ilgili beklentiler içinde. Orası bazı seçimler yapmayı da gerektiriyor olabilir 4 Şubat civarında. Yükselen boğalar bu yeni ay tabii özellikle kariyer alanında, toplum önünde, sosyal alanda daha fazla dikkat çekebilecekleri bir dönemdeler. Bu iş hayatıyla ilgili bir yenilik, değişiklik anlamına gelebilir. İş hayatında dikkat çeken, sorumluluk getiren konular olabilir. Onların statülerini ilgilendiren konular olabilir. Bazen bu tabii evlilik gibi ailevi konuları dahi içine alabilir. Ama hani belirgin oranda özellikle sorumluluklar anlamında vurguların daha fazla öne çıktığı gözüküyor işle ilgili konularda. Keza bu dönemde çalışma hayatını ilgilendiren konulara da belirli bir vurgu var. Bu çalışma hayatındaki ilişkiler, belki iş ortamındaki koşullar, buradaki değişiklikler, bunları yine işle alakalı konular olabilir. Yöneticileriyle alakalı konular hep iş hayatında, çalışma ortamında onları biraz daha fazla meşgul ediyor. Biraz daha fazla enerjilerini alıyor olabilir. Dolayısıyla kimi zaman çalışma yanında biraz sağlık, düzen, organizasyon gibi gerektiren konulara da bir hassasiyet olabilir bu dönemde. 25 Ocak civarında iş hayatında ilerleme var ama bu ilerleme biraz da böyle çok kontrol etmedikleri ya da çok da bilemedikleri sürprizli, biraz daha böyle riskli konulardan da kaynaklanıyor olabilir. Yani dolayısıyla 25 Ocak civarında bir ilerleme fırsatlar var. Fakat böyle tam olarak da sonunu bilmedikleri, yepyeni belki bir riske girdikleri bir durumla da alakalı olabilir. 27 Ocak'tan sonra
özellikle özel hayatta, aşk hayatında, ikili ilişkiler cephesinde çok daha olumlu, daha yumuşak, uyumlu, paylaşımları ve romantizmi destekleyen, ayrıca arkadaşlıkları, sosyal hayatı olumlu yönde etkileyebilecek, daha belki tatmin getiren konular var. Yani yükselen boğalar 27 Ocak'tan sonra o Venüs'ün getireceğiz ki Venüs onların zaten kendi yönetici gezegeni. Dolayısıyla daha olumlu bir hava var sosyal alanda, arkadaşlıklar alanında. Hatta parayla ilgili konularda bile bir kısmetin hani onlara daha fazla kendiliğinden gelmesi söz konusu olabilir. 4 Şubat civarında ise iş hayatında otorite figürleriyle, yöneticilerle ya da hedeflerle ilgili konularda biraz daha esnek davranmak, orada biraz belki yaratıcı bir çalışma da söz konusu olabilir ama yani üstlerinde daha fazla baskı ve gerginlik hissedebilirler. Biraz tansiyonu daha yüksek günler olabilir 4 Şubat civarı. Biraz hareketli ve oynak ya da daha gerginlik ağır basan bir döneme benziyor. Yükselen ikizler. Şimdi yükselen ikizler bu dönemde özellikle kendini geliştirme konusunda, yeni şeyler öğrenme konusunda, içinde yabancıların olduğu, belki yolculukların olduğu ya da akademik konuların olduğu, yayıncılıkla ilgili konuların olduğu alanlarda bir özellikle uyanma, fırsatlardan yararlanma, hayata geniş bakma gibi imkanlar var. Bu ayrıca yolculuklar, yabancılarla ilgili konular olarak da ortaya çıkabilir. Yani böyle bu dönemde gerçekten onların hayatına bir açılım, rahatlama ve yaratıcı konulara daha fazla zaman ayırma imkanı olabilir. Aşk hayatı da olumlu bir anlamda vurgulanıyor. Aşk hayatı ile uzakların ya da yolculukların bir bağlantısı olabilir. Ya da uzaklarla ilgili konular, eğitimle ilgili konular onlara daha fazla mutluluk da getirecek gibi gözüküyor. Böyle bir dönemde sevdikleriyle ilgili konular, belki çocuklarla ilgili konular, içinde yatırım içeren konular, yatırım, belki spekülatif konular dahi gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu dönemde kendi doğal yetenekleri, akışkan oldukları, daha rahat ilerleme sağladıkları konularda bir daha fazla vurgular var. Bu dönemi bu bakımdan özellikle 5 Şubat'a kadar iyi değerlendirmesi lazım. Ve 25 Ocak civarında yine grup çalışmaları, sosyal koşullar, gelecekle ilgili beklentiler, eğitimle ilgili konular, kendini geliştirme konuları hep biraz belki hayatı daha fazla keşfetmeye, öğrenmeye, kendini geliştirmeye işaret ediyor. Ve 27 Ocak'tan sonra ise özellikle bu evlilik hayatını olumlu etkileyebilir. Yani belki bir evlilikle gelen bir statü olabilir mesela. Yani dolayısıyla bir kısmetinde, işle ilgili de olabilir bu ama genel olarak kısmetinde, statüsünde belki yükselen ikizlerin içinde evliliğin olduğu ya da ortaklı işlerin, görüşmelerin, anlaşmaların olduğu konularda bir ilerleme, bir promosyon, bir teşvik olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir dönem üstlerle ilişkileri de özellikle destekleyecektir. Daha fazla statü, ünvan, tanınma getirebilecek konular olabilir. Bu konular ayrıca iş hayatında, sanatla ilgili alanda kendilerini gösterebilirler. Yani özellikle 27 Ocak'tan sonra sosyal statülerini, ilişkilerini biraz daha resmi olarak da fazla öne çıkaran, hareketlendiren, dikkat çekici olabilecekleri bir dönem var. 4 Şubat civarında ise belki bazı planlar daha sarsıntılı olabilir, beklenmedik durumlar ortaya koyabilir ya da bir takım gelişmeler, belki uzaklarla alakalı, yabancılarla alakalı gelişmeler biraz daha beklenmedik şekilde gelişebilir. Belki parayla ilgili bir konu, belki tam olarak yönetemedikleri bir konu yüzünden bu değişiklikler olabilir. Belki de şimdiye kadar gizli kalan bir şey bir anda ortaya çıkabilir. Belki uzaklarla ilgili bir konu da bu beklenmedik durumun ya da
esnek olmayı gerektiren koşulların olduğunu gösteriyor. Şimdi gelelim yükselen yengeçlere. Yükselen yengeçler açısından bu dönemde biraz psikolojik anlamda yenileyici, değiştirici, biraz da bağlayıcı konular var. Bu yeni ay yükselen yengeçlerin biraz hayatında yenilenme ve değişime gitmelerinin gerektiğini, yenilenmekten korkmamaları gerektiğini, ki yükselen yengeç biraz muhafazakar olduğu için hani böyle yeni olan şeylerde daha fazla endişe duyuyor olabilir. Dolayısıyla hayatlarında bu dönemde onları değişime götüren neler var? Bunları biraz daha fazla iyi yönetmesi, kucaklaması ve burada biraz daha kendisini de dönüştürmesi gerekebilir. Böyle konular bazen krizli, korku yaratan, biraz böyle endişe yaratan bir konunun da tetiklenmesine neden olabilir. Böyle bir dönemde biraz mali konular, belki bankalarla ilgili, finansla ilgili borçlar alacaklar, biraz belki paylaşımlı konular, mirasın olduğu konular, belki aileye, eve ait konuların da önemli olduğu. Çünkü burada bir bağlayıcılık da var aynı zamanda. Bu dönemde yuvayı ve evi ilgilendiren konular da oldukça bağlayıcı, belirleyici olabilir. Bir eve odaklanma durumu olabilir. Evi ilgilendiren, toprağı ilgilendiren, gayrimenkulleri ilgilendiren ortaklı bir konu, paylaşımlı bir konu, bir miras konusu yine gündemin içinde olabilir. Dolayısıyla biraz onların psikolojilerini daha fazla değiştiren, yenileyen, belki finansal konuları, yatırımları öne çıkaran, belki burada bir takım fırsatların da olduğunu söyleyebiliriz. Bunu biraz böyle bir psikolojik anlamda bir yenilenme içeren bir dönem ve 25 Ocak civarında özellikle bu iş hayatında başkalarının kaynaklarından yararlanma, yatırımlar, belki paylaşım içeren konular, yine miras gibi ya da krediler gibi bankayla ilgili işler biraz daha olayların iş ve sorumluluk boyutunda fırsatlar anlamında bir ilerleme sağlayabileceği gözüküyor. Ve 27 Ocak'tan sonra çok daha güzel Venüs'ün Balık burcuna geçmesi burada hayata daha olumlu bakmayı kolaylaştıracak. Özellikle yükselen yengeçlerin hayatında yeni arayışlar, yeni insanlar, bazen yolculuklar, bazen eğitim yoluyla bir takım olumlu gelişmeler getirebilir. Hani bu dönemde aşk belki çok çarpıcı olmayabilir ama olumlu yönde geliştirici olabilir, destekleyici olabilir. Güzel şeyleri paylaşmak, yeni insanlarla bir arada olmak, yani böyle aşka, sanata, yaratıcılığa daha fazla açılabilecekleri, kendilerini belki yeni ve yabancı insanlarla daha fazla geliştirebilecekleri bir süreç başlıyor. 4 Şubat civarı ise biraz bu korkularını aşmaları için özellikle önemli. Belki finansal konularda, maddi konularda, belki eşlerin para durumuyla ilgili konularda, orada biraz daha ani durumlar, biraz heyecan yaratan koşullar, biraz endişe, korku yaratan konular tetiklenebilir ama bir yandan da bu dediğim gibi bu dönemde yükselen yengeçler yeni olan şeylere adapte olmak, kendilerini reforme etmek konusunda bir çeşit bir testten geçiyorlar. Bunu da başarabilirler tabii ki. Yükselen aslan açısından baktığımızda yeni ay onların evlilik evinde, ilişkiler evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu dönemde pek çok şey biraz da şimdiye kadar yapmış oldukları şeylerin bir sonucunu almakla alakalı olacak. Bir muhasebe yapmakla alakalı olacak. Ve bu dönemde demek ki yakın ilişkiler, evlilik başta olmak üzere, arkadaşlıklar, ortaklık konular, buralarda ilişkileri hareketlendiren, zenginleştiren, destekleyen gelişmeler, fırsatlar öne çıkabilir. Dolayısıyla biraz esnek davranmak, ilişkileri daha iyi yönetmek gereği var. Sadece kendi bakış açılarının değil, başkalarıyla, belki gruplarla, belki sosyal alanda paylaştıkları konuların da önemli olduğu anlaşılmakta. Yani burada biraz kendi merkezlerinden değil,
başka ortaklı konular üzerinden düşünmek, hareket etmek var, gereği var ve iletişim de çok destekleyici olabilir. Bu dönemde çok hareket, görüşme, ziyaretler, anlaşmalar, belgeler, dokümanlarla ilgili konular hep bunlar anlaşmalarla alakalı olarak gündeme gelebilir. Böyle bir dönemde bazen kardeşlerle ilgili konular öne çıkabilir. Ve biraz böyle siyaset yapmayı, biraz böyle daha dengeli diplomatik davranmayı gerektiren koşullar da var. Ve 25 Ocak civarında özellikle yeni insanlar, belki yabancılarla alakalı olabilir, belki uzaklarla alakalı konular olabilir. Bunların özellikle daha iyi kullanılması mümkün. Yani iş hayatında uzakları, yabancıları ya da eğitimi ilgilendiren konular ortaklı olarak, karşılıklı olarak bir takım olumlu sonuçlar getirebilir. Yeni insanlarla görüşmeler, biraz ortaklık konuları daha ilerlendirmek mümkün. Ama 27 Ocak'tan sonra bu aşk hayatı biraz daha bulutlu, biraz daha karmaşık ve gizli duruma dönüşebilir. Bu biraz duyguları çok belki anlatma konusunda bir bulanıklık ya da belki huzursuzluk yaratıyor olabilir 27 Ocak'tan sonra. Belki bu biraz içinde bir finansal konu, para konusu, yatırımlarla ilgili bir konunun belki dikkat çekici olabileceğini gösterebilir. Belki ortaklı bir imkan olabilir. Yani bir para, miras, paylaşım konusu gündeme gelebilir ama hani aşk hayatında bir parça orada daha karmaşa, biraz böyle kabullenme içeren konulara vurgular var. 4 Şubat civarında da yine ilişkileri yönetmek, anlaşmalar yapmak, görüşmeler içinde olmak. Burada yüksek beklentiler olabilir, gerginlikler olabilir, biraz daha belki ikili ilişkilerde, evlilikte ve anlaşmalarda dengeye dikkat etmek gerekiyor. Bazı koşullar belki değişiyor olabilir. Belki de bir takım şeyler kopuyor da olabilir aniden ya da bir konuda belki artık son noktaya gelinmiş olabilir. Bu artık oradaki dengeleri tamamen değiştiriyor. Yeniliyor da olabilir. Biraz ilişkileri yönetmek konusunda daha hassas günler olabilir 4 Şubat civarı. Yükselen Başaklar bu yeni ayın etkisinde daha çok çalışma ortamını, iş hayatlarını ve meşguliyetlerini ilgilendiren konulara, grup çalışmalarına, teknik konulara, belki iş ortamındaki dediğim gibi değişikliklere daha fazla odaklanabilirler. İşle ilgili bir yer değişikliği olabilir. Biraz da tabii uğraştıran konular da var. Aynı zamanda daha fazla kölelik olabilir. Fakat genel olarak bu dönem biraz parayı kullanmak, pratik davranmak, imkanları yönetmek, daha somut düşünmek, biraz olayların somut tarafları da zaman ayırmayı da gerektiriyor olabilir. Böyle bir dönemde çalışkanlık olabilir, daha fazla iş olabilir. Biraz dediğim gibi uğraştıran, zaman alan işler de olabilir ama ortaklı yönüler, ortaklı konularda para kazanmak, belki para ve çalışma hayatını ilgilendiren konulara, verimli olmayı gerektiren konulara daha fazla vurgular var. Buralarda bir takım adımlar, başlangıçlar olabilir. Dediğim gibi bütün bunlar hep biraz çalışma ve iş hayatı çerçevesinde olabilir. 25 Ocak civarında bir takım fırsatlar var ama bu ortaklı konular, başkalarına da dayalı, bağlı olan konular fazla stres de yaratıyor olabilir. Burada 25 Ocak civarında yükselen başakların kendilerini çok fazla harap etmemeleri, biraz daha rahat ve cesur davranmaya çalışmaları iyi olacak esasında. 27 Ocak'tan itibaren ise yine ilişkilerde, evlilik hayatında ya da evliliği ilgilendirebilecek bir konuda daha olumlu, yumuşatıcı ve daha fazla işbirliği, daha fazla destek sağlayan bir atmosfer başlıyor. Venüs'ün bu geçişi yükselen başaklara kendilerini anlatma, daha fazla şey paylaşma, başkalarından fayda görme, bir takım teklifler alma gibi konuları
aynı zamanda ilişkilerine biraz da böyle anlayış ve yumuşama getiren imkanları gösteriyor. Dolayısıyla aşkta da belki onların karşısında onları destekleyen, onları anlayış gösteren ya da onları anlayan, derinleştiren, daha paylaşımcı, daha fedakarlık içeren koşullar var. Bunları daha iyi kullanabilirler. Dolayısıyla ilişkilere yönelik bir, aşk hayatına yönelik bir hareketlilik var 27'sinden sonra. 4 Şubat civarı ise sözünü ettiğimiz biraz çalışma konularını, iş ortamı ile ilgili konuları, bazen düzen ve organizasyon içeren bir konuyu biraz fazla değiştirebilir, bir gerginlik yaratabilir. Belki bu daha iyi organize etmeleri gereken günlere benziyor, işle ilgili konuları, çalışma hayatı ile ilgili konuları ya da içinde sağlığın olduğu bir konuyu da olabilir. Biraz olaylara daha geniş açıdan bakmaları onlara fayda sağlayacak. Bu biraz içinde yabancıların olduğu bir konu dahi gündeme daha fazla gelebilir. Belki bu çalışma hayatıyla alakalı da olabilir. Yükselen teraziler bu yeni ayda oldukça olumlu ve akıcı temalar içindeler. Bu yeni ay onların hem aşkla ilgili konularını hem mutluluk getiren konuları, yaratıcılığı, eğlenceyi, zevklerle ilgili, keyiflerle ilgili konuları çok olumlu yönde destekliyor. Bu konularda yani kendini ortaya koymak, hayattan mutlu olmak, yaratıcı bir konuya yönelmek konusunda bir canlanma, bir yenilik olduğu anlaşılıyor. Ve bu bazen çocuklarla ilgili konuları da öne çıkarabilir. Daha fazla meşguliyet de getirebilir, olumlu haberler de getirebilir. Yani yükselen terazilerin bu dönemde biraz hayatın daha böyle keyif veren, yaratıcı yönlerine zaman ayırabilirler. Bu belki bir hobi şeklinde de olabilir, kendini geliştirme şeklinde de olabilir ve bu dönemde kişisel anlamda başlangıçlar yapmaları da zor olmayacak. Yani istedikleri konuda bir adım atmak, bir takım şeyleri değiştirmek, biraz böyle hayatın dümenini daha iyi tutmak konusunda bir destek alıyorlar. Ve 25 Ocak tarihi civarında da özellikle ilişkilerde, hem iş hayatında hem genel olarak ilişkilerinde, özel hayatında da olabilir, daha olumlu, daha böyle olumlu koşullar vaat eden, motive eden koşullar var, imkanlar var. Daha fazla iyimserlik, gelişme, ilerleme, destek sağlayabilecek, ilişkilerden destek sağlayabilecek koşullar var. 27 Ocak'tan sonra çalışma ortamında onlara daha fazla güzellik, daha fazla belki güzellik yaratmakla ilgili keyif veren konular, belki çalışma ortamında kadınlarla ilgili konular ya da içinde düzen ve sağlık içeren bir konuya vurgu olabilir. Biraz hizmet teması daha fazla ortaya çıkabilir. İçinde paylaşım içeren bir durum. Belki dediğim gibi çalışma ortamında ilişkileri ilgilendiren konular, belki kadınları ilgilendiren ya da sanatla ilgili bir konu. Bunların olumlu yönde etkilendiğini söyleyelim. Yani sanatsal bir çalışma, çünkü yükselen terazilerin zaten böyle bir yeteneği var. Dolayısıyla bunları uygulama yönüne daha fazla zaman ayırabilirler. Dolayısıyla iş kaynaklı konulara bir vurgu var. Aşk hayatı açısından belki o kadar çok desteklemiyor olabilir ama iş hayatı açısından bu Venüs'ün transiti daha olumlu bir geçiş yaratabilir. 4 Şubat civarında ise biraz para ve spekülatif konulara, ani harcamalara, biraz içinde yatırımların olduğu konulara, belki de bazen israf getirebilecek durumlara dikkat etmek lazım. Bazen ortaklı bir durum, ortaklı bir para durumu, miras durumu, paylaşımlı durumlar, hep bunlar biraz finansal alanda 4 Şubat civarını biraz daha gergin kılıyor. Belki esnek olmayı gerektiriyor, biraz olaylara adapte olmak gereği olabilir o dönemde, Şubat'ın ilk günlerinde diyelim. Şimdi yükselen akreplere bir bakalım. Yükselen akrepler bu yeni ayda kendi özel hayatlarına, ailevi konulara, belki bazen kendilerini duygusal anlamda meşgul eden konulara, yani kendi iç dünyalarına biraz daha fazla bakma, biraz düşünme, biraz evdeki konular
evde onları mutlu eden şeyler var mı yok mu? Burada biraz kendilerini tabii bazen yalnız da hissediyor olabilirler. Biraz özel hayatlarına, ailevi konulara bir odaklanma var. Ama bu dönemde onları hep bir bağlayan konular da var. Kapalı konular, tam olarak ortaya çıkmayan konular, gizli konular, özellikle ilişkiler alanında. Bunların bir kısmı hep ev, aileyle de alakalı olabilir. Toprakla, gayrimenkulle dahi alakalı olabilir. Dolayısıyla böyle bir dönemde biraz yuva, aile, toprak, gayrimenkul konuları, kendi psikolojilerinde biraz derine inmeleri gereken bir şeyleri böyle bitirmeye çalıştıkları, yeni bir aşamaya getirdikleri koşullar var. Biraz böyle iş hayatından çok özele yönelik konular var. Ve bu 25 Ocak civarında belki bu konular evle ilgili olarak desteklenebilir. Eve yönelik bir işte başkalarından destek almak fırsatlar olarak karşılarına çıkabilir. Belki toprakla ilgili, gayrimenkulle ilgili konularda da ortaya çıkabilir. Ama 27 Ocak'tan sonra özellikle aşkta ve hayatın mutlu olmak istedikleri yönlerinde çok daha olumlu, daha yumuşak, daha akıcı koşullar gelişecek. Bu Venüs'ün transiti özellikle hayatın eğlenceli yönlerine daha fazla zaman ayırma, sevdikleriyle bir arada olma, çocuklarla bir arada olma, belki hayatın daha böyle keyifli, hobilerle ilgili, yaratıcı çalışmalarla ilgili konularına odaklanma getiriyor. Bu bir şeyleri sergileme, ifade etme anlamında olumlu olabilir. Aşkla ilgili doğal olarak olabilir. Bir takım ödüller getirebilir, bir takım daha fazla onlara bir rahatlama ve yumuşama da getirecek gibi gözüküyor 27 Ocak'tan sonraki koşullar. 4 Şubat civarında ise yine içinde biraz evin ve ailenin olduğu, ikili ilişkilerin de olduğu, evde dengelerin belki biraz daha gergin olabileceği ya da bir değişimi tetikleyebildiği durumlar olabilir. Burada bir takım alışkanlıkları tekrar etmek yerine daha belki farklı bir bakış açısı geliştirmek olumlu olabilir. Özel hayata ilişkin konularda özellikle. Yükselen yaylar açısından da baktığımızda bu dönemde hareket ve iletişimin oldukça arttığını, hız kazandığını görüyoruz. Bu bir eğitim amaçlı bir konu olarak gündeme gelebilir. Bu bir yazı, çizi, tasarım konusu olarak gündeme gelebilir. Bir ödev hazırlamak olarak gündeme gelebilir. Dolayısıyla yükselen yaylar açısından öğrenme, hareket, ziyaret, konuşma, anlaşmalar, görüşmeler, aynı zamanda ticaret dahi hareketlilik ve daha fazla iletişim getiriyor. Ve böyle bir dönemde grup çalışmaları, arkadaşlıklar, sosyal konularda hareketlilik oldukça artmış durumda. Gelecekle ilgili beklentiler, hareketler vurgulanıyor, sosyal konular vurgulanıyor. Biraz da kendi hedeflerine varmak konusunda da bir takım imkanlar ve şanslar var. Bu dönemde özellikle yani hareket ve iletişimi daha iyi kullanabilirler. Ve bu 25 Ocak civarında yine önemli ölçüde vurgulanıyor. Yani hem iletişimde, hem eğitimde, hem harekette ve yaratıcı konularda daha fazla cesaret, kendine güven, olumlu düşünme ve kendini ifade etme imkanları olabilir. 27 Ocak'tan sonra bu konular biraz da özellikle toprakla, aileyle, evle ilgili konulara da yansıyabilir. Dolayısıyla 27 Ocak'tan sonra evde onları mutlu edebilecek konular, belki evde bir güzellik yaratmak, evde belki tasarımla ilgili konulara ya da kendi özel hayatlarındaki konulara eğilmek açısından, yuvayı, aileyi destekleyen koşullar açısından bir takım gelişmeler bekleyebilirler olumlu yönde. Yani yuvadan, aileden gelen destekler şeklinde de olabilir bu. Kendi özel hayatlarına da daha çok zaman ayırma imkanı olacak esasında. 4 Şubat civarında biraz bu organize olmak istedikleri konularda biraz daha tartışmalı, gergin konular olabilir. Biraz uyanık davranmak, belki bazen
kaza yaratabilecek durumlara belki dikkat etmek gerekebilir. İçinde iletişimin ve haberleşmenin olduğu konularda bir sürpriz olabilir, bir anilik söz konusu olabilir. Şimdi yükselen oğlaklara bakacak olursak, bu yeni ayın onların daha çok para, kaynaklar, işle ilgili konular, ceplerindeki durumla ilgili konuları bir hareketlendirdiğini, işe odaklanmanın özellikle iyi olacağını, çalışma hayatında bir takım imkanların olduğunu, fırsatların olduğunu gösteriyor. Bu fırsatlar bazen aileden, evden de gelebilir tabii, ama böyle bir dönemde cep durumlarını, cepteki durumu, imkanları geliştirme, belki de iş konularında bir adım atma, yeni bir projeye başlama imkanı da olabilir. İş ve çalışma hayatı onların statülerini ilgilendiren konular, hatta medeni durumlarını ilgilendiren konular da vurgulanıyor. Bu belki işten gelen kazançlar anlamında da olabilir. Yine belki onların medeni durumlarını, evlilik durumlarını, belki statülerini ilgilendiren konularda da bazı destekler görebileceklerini de anlatıyor olabilir. Dolayısıyla işle ilgili konular, anlaşmalar, para ve kazanç getirebilir. Ve bu dönemde 25 Ocak civarında bu kazançlar, imkanlar özellikle toprak açısından, aile açısından olumlu sonuçlar getirebilir. Yine evde bir takım ilerlemeler, daha fazla fırsat, daha fazla destek söz konusu olabilir. Evi, yerleşimi ilgilendiren bir konuda bir başlangıç olabilir. Bir şeyleri böyle yeniliyorlar, bitiriyorlar, yeni şeylere başlayabilirler. 27 Ocak sonrasında ise yakın çevrelerinde hareketlilik, daha olumlu konuşmalar, diyaloglar, haberler, belki arkadaşlıklar, belki sosyal toplantılar açısından, bir çevresel açıdan onları daha yumuşak kılan, destekleyici kılan koşullar var. Bu onların tasarımla ilgili, yetenekleriyle ilgili konularını da olumlu destekleyebilir. Bir sanatla alakalı bir konu ya da bir tasarımla alakalı bir konuda çalışıyorlarsa, onların yaratıcılıklarını daha fazla öne çıkarmaya, daha fazla destek görmelerine yardımcı olabilir. Bazen yakın çevrelerinde kardeşlerle ilgili konuları yine olumlu yönde bir takım olaylar eşlik edebilir. Dolayısıyla biraz düşünce dünyalarına, kafayla ilgili, zihinleriyle ilgili konulara bir yaratıcılık, estetik ve daha uyum sağlayabilecekleri ilişkiler gelmekte. 4 Şubat civarında ise biraz spekülatif konulara, içinde paranın olduğu, kaynakların olduğu konulara biraz daha uyanık yaklaşmak lazım. Hani bu belki ani bir karar verme durumunu da anlatıyor olabilir. Bu beklenmedik bir para durumu, bir haberi ilgilendiriyor olabilir. Belki dediğim gibi harcama ve israfa da yol açabilir. Biraz orada para konularını daha iyi yönetmek, işle ilgili konuları daha iyi yönetmek, biraz esnek olmak faydalı olacak 4 Şubat civarında. Yükselen sakalara gelelim. Şimdi bu tabii saka burcunda bir yeni ay olduğu için zaten yükselen sakalar içinde son derece yenileyici, uyandırıcı, onların dümene geçtikleri olayları oldukça kendi lehlerine çevirebilecekleri bir takım değişikliklere işaret ediyor ki uzun zamandır biliyorsunuz yükselen sakalar bu işte Merkür Oğlak'ta geri gitti biliyorsunuz. Çok yani kafalarında pek çok şey olsa bile onları çok kısıtlayan durumlar oldu. Çok kasvet oldu diyelim. Ama şimdi bu yeni ay onlara bir özellikle uyanma ve daha özgür hissetme, sınırlamalardan kurtulma imkanı getiriyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde olumlu anlamda özellikle sağlık anlamında da olabilir, bedensel anlamda da olabilir, yeni projeler iş hayatında da olabilir, ilişkilerinde de olabilir. Hayatın her cephesinde bir olumlu yönde bir destek ve kendine güven imkanının ortaya çıkacağını söyleyelim. Bu konular biraz tabii yabancıları, eğitimi, uzaklarla ilgili konuları da ilgilendirebilir. Yani özellikle yeni şeyler öğrenmek, yeni insanlarla temas etmek, içinde medya, basının olduğu, belki
akademiyle ilgili konuların olduğu alanlara ve uluslararası konulara da ait olabilir. Dolayısıyla bir iyi öğrenme ve kendini geliştirme, ifade etme imkanı var ki bu 25 Ocak civarında daha da belirgin bir şekilde gündeme gelebilir. Yani kendilerini anlatmaları, yazmaları, çizmeleri, tasarlamaları konusunda oldukça yetenekli ve daha başarılı olabilirler. 27 Ocak'tan sonra da özellikle yeteneklerini kullanma, iş konularında biraz da başkalarından gelebilecek imkanlardan yararlanma şansı var. Dolayısıyla bir destek görebilirler. Para konularında daha fazla bereket olabilir. Yani harcamalar da güzel şeylere olabilir ama hani bunu daha olumlu yönde kullanabilirler. Birikimlerini kullanmak yönünde bir desteğin ya da fırsatların ya da ilişkilerin olabileceğini, görüşmelerin olabileceğini söyleyebiliriz. 4 Şubat civarı biraz daha elektrikli günler olduğu için burada kendi isteklerini belirtme konusunda bazen başkalarıyla bir sürtüşme gündeme gelebilir. Biraz bir takım fikirleri uygulama konusunda daha stratejik davranmaları gerekebilir. Biraz kopartıcı olabilir bu durumlar. Bazen evi, aileyi ilgilendiren konularda da olabilir bu stres esasında 4 Şubat civarında. Ve gelelim yükselen balıklara. Şimdi tabii gördüğünüz gibi yengeç, akrep, balık, su elementi bu dönemde biraz başkalarından kaynaklanan, onları psikolojik anlamda bağlayan dışsal koşullardan daha fazla etkileniyor. Yükselen balıklar açısından bu yeni ayda kapalı kalan çok şey olabilir. Bazen onların bilinçaltında bir takım onları ilgilendiren, huzursuz eden ya da harekete geçiren koşullar olabilir. Dolayısıyla biraz kendi iç seslerini, kendi rüyalarını, kendi bilinçaltlarını daha iyi anlamaya çalışmalılar. Belki onları biraz böyle psikolojik anlamda bağlayan koşullar olabilir. Ya da onları bazen izole eden konular olabilir. Bu izole eden konular belki gruplarla, arkadaşlarla ilgili olabilir. Sosyal konularla alakalı olabilir. Ve ayrıca para konuları, ortaklı işler, eşin para konusu, paylaşımlı konular biraz böyle hayatlarına ilişkiler üzerinden bir kriz ya da dönüşüm getiren, biraz kabullenme içeren koşullar da gündeme gelebilir. Bu dönemde biraz onların hayatında kendi istedikleri şeyler değil, artık Allah'ın getirdiği şeyler, gaybtan gelen konuların ve biraz da ortaklı konuların daha fazla öne çıktığını, zihinsel olarak kendilerini daha iyi yönetmeleri gerektiğini, düşüncelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyleyelim. Ve bu 25 Ocak civarında özellikle iş ve para konularında önemli de olabilir. Yani hem kazanç getiren imkanlar olabilir ama bazen de kontrol dışı durumlar da para alanında gündeme gelebilir. Neyse ki 27 Ocak'tan itibaren Venüs Balık burcuna geçecek ve balıkların bu biraz karışık, bulanık, kapalı, puslu koşullarını değiştirmeye başlayacak. Bu dönemde bir destek görme, daha kolay empati kurma, başkalarından belki destekler, kendilerini daha iyi ifade etme, kapalı kalan şeyleri açığa çıkarma, aşkta ve arkadaşlıklarda, hayatın keyif veren konularında daha şanslı olacaklarını söyleyelim. Bu kendi kimliklerini, yaratıcılıklarını ifade etmeleri de kolaylaşacak. Yani kendi şanslarını kendileri daha fazla açmaya da başlayacaklar. Orada biraz daha aktif davranmaları lazım. Sadece beklememeleri lazım. 27 Ocak'tan sonra biraz yaratıcı alana, kişisel alana olumlu yönde bir ilerleme geliyor. 4 Şubat civarında ise yine biraz belki yakın çevrelerinde olup biten konular, düşünce dünyasında onları belki bir şeyleri tasarlıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Orada biraz fazla onları biraz şaşırtabilecek haberlerle karşılaşabilirler. Belki kendi yine rüyalarından, sezgilerinden gelen konularda bir takım açılımlar, değişiklikler olabilir. Biraz bilgi almak, bilgi paylaşmak, hareket, iletişim konularında biraz daha uyanık, biraz daha esnek, biraz daha farkında, dikkatli olmaya çalışmaları daha yararlı olacak. Ve böylece Saka burcundaki
yeni ayı sizlere anlatmaya çalıştım. Gerçekten oldukça hareketli bir dönem, yenilik taşıyor dediğim gibi ve hayatımıza daha fazla yaratıcılık, kendimize daha fazla güven getireceğini de görüyoruz. Ben de sizlerden aynı zamanda eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı özellikle çok isterim. Çok teşekkür ederim. Bu yeni ayın hepimize hareketlilik, heyecan, güzellikler ve olumlu koşullar, umutlar getirmesini diliyorum. İyi günler.